Alt bir gündem haberlerinden selamlar. Bugün ilginç bir adamla gündeme başlayacağız. Bu adam, sevgili arkadaşlar, sevgili Tuncay, sevgili Orhun. Bu adam konsollarla bir oyuncak gibi oynayan bir adam. Abi adamın adı Eddie Zerik. Bu adam aslında bir... Bir daha söyle adını. Eddie Zerik. Eddie Zerik, tamam. Eddie Zerik. Eddie Zerik mi? Evet. Bu adam bir Türk. Eddie Zerik herhalde böyle telaffuz ediliyordur. Abinin olayı ismi değil zaten. Abinin olayı konsollarla oyuncakmış gibi oynaması. Aslında olay şöyle oldu. Çok eski bir... Eskiden beri bu işi yapan bir adammış da evet. Ben yeni çıkan haberiyle beraber gördüm. Kendisi Xbox One X'i portable hale, yani taşınabilir bir hale getirmiş. Olay şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Bir tane abi alıp ViewSonic ya da başka bir monitör alıp 21 inç takmış. Bir klavye yerleştirmiş. Ve Xbox One X'i gördüğünüz şekilde hani açıp oynayabildiğiniz bir hale sokmuş. Tabii şey kısmında maalesef patates olacak büyük ihtimal. Çünkü onun için güç ünitesi gerekiyor. Prize takılı oynamak zorundasınız yani. Hani ekstra bir güç ünitesi koysaydı herhalde o cihaz taşınabilirliğini kaybedecekti büyük ihtimalle. Ama hani böyle ilginç bir cihaz yapmış bir abi. Abinin kanalına girip bu arada incelediğimde şunu fark ettim ki adam Xbox One'la PlayStation 4'ü birleştirmiş. Evet. Zamanında. 2 sene evvel falan. 2 sene olmuş bir de. Ha, bayağı da olmuş yani. Birleştirmiş abi. Şu an onu da görüyorsunuz ekranda zaten. Gene bir monitör edasıyla sağ tuşa bastığınız zaman sağ power'ı Xbox One açıyor. Sola bastığınız zaman PlayStation açılıyor. CD yerleştiriyorsunuz efendim. İstediğinizi oynuyorsunuz yani hangisini isterseniz. Aslında yaptığı şey çok matah bir şey gibi durmuyor en başta. Çünkü... Xbox One X'i almış, klavye koymuş falan gibi bir şey var ama hadi yap. Hadi yap. Bir de şöyle bir şey var abi. Xbox One ile PlayStation 4'ü birleştirdiği videoyu seyrettim ben. İkisinin de içini komple boşaltmış ve içini kendi yaptığı bir kutunun içine dizayn etmiş. Evet. Zaten en başta şeyi söylüyor. Soğutma problemi yaşadım. Hani ısınma problemini atlatmak için biraz daha böyle uzun sürdü yapılması falan diye söylüyor. Ve bu eski haber ama yeni haberdeki şeyi de paylaşmış adam. Eğer bu Xbox One X'i, biliyorsunuz yeni çıkan Xbox One konsol, işte en güçlü konsol diye lanse ettiğimiz konsol. Eğer hani isterseniz, adam bu arada neyi ne kadar aldığını yazmış orada. Eğer hani isterseniz ben full yapar 2000 kaç paraya demişti? 2500. 2500 dolara, 2500 iyi yalnız. 2495 yani psikolojik. Adam tam bir keriz mıknatısı yapmış. Şeyi de biliyor yani, fiyatlandırmayı da biliyor. Millete demiş ki yurt dışında, ya bunu alacağım ben laptop alırım son model. 1080'li laptop alırım tabii falan demiş yurt dışında. Orası öyle tabii ama hani Microsoft'un fanıysan, Xbox One X fanıysan, param varsa böyle bir hizmet istiyorsan adam yapıyor ve yani. Ve kerizsen alırsın. Niye kerizsen alsın ki? Adam abi belki... 400-500 dolarlık konsol, koyduğu monitörde 250-300 dolar. Ama adam ya işçiliği çok var. Fazla işçilik koyuyor ama. Ama koyuyor da adam seri üretim mi yapıyor? Senin yani, bir de orijinal şöyle bir şey var. Ekipmandan daha fazla işçilik koyuyor. Ama nasıl istiyor adam, nasıl istiyorsan özel yapıyor mu sana? Bu şey gibi düşün abi. Koleksiyon, boyuyordu, ya şimdi falan. Biz fakir... İçler olduğumuz için başka bir şey diyecektim, durdurdum kendimi. Bana da çok anlamsız, ben de böyle bir şeye para vermem ama neden insandan alabileceğini anlayabiliyorum. Yani adam parası var, harcayacak bir yeri bulamadığı bir parası var belki de, oraya harcamak istiyor. Yok adam zaten hani cebinden parasını alacağı kerizler olmasa böyle bir işle uğraşmaz. İlla ki o biliyordur da. Oğlum. Saçmalık bir de şurada şimdi Xbox'a baktığında zaten hani kendi özel oyunu yok. PC'de de oynayabiliyorken ve hakikaten... Yani laptop falan alabilecekken onu alman saçma. PlayStation'a yapsaydı daha mantıklıydı mesela. Eski Game Boy'lar vardı mesela. Game Boy'lara hala mod yapanlar var. Özel kapak tasarım. Tabii ki de anlıyorum. Çok mantıklı. Ona anlaşılır. Daha anlaşılır. Bence de ama mantıklı. Bu değil. Yani git laptop al daha mantıklı. Aynı oyunu oynayacaksın yine. Zaten bir de çok da kaba bir cihaz yani. Evet. Bir cihaz yani. Kasa gibi bir şey şöyle yani. Ama klavye var. klavye koymuş oraya. O klavye de şey menüde gezmek için oynanacağını zannetmiyorum ben onunla yani. Ama yok şey Xbox One X'e ya Xbox One'a Xbox One platformuna klavye mouse desteği gelecek. Gelecek de ve şu an geldiğinde işine yarayacaktır yani. Ya ama o geldiğinde zaten önceki oyunlardan ziyade bana sorarsanız yeni çıkacak oyunlar için daha destek olacaktır. Tabii. Çünkü klavye mouse'u uyumlu yapmışlar mı yapmamışlar. Evet. Gerçi hepsi PC çıkıyor yapmışlardır herhalde. Onu nasıl açacaklar daha bilemiyoruz, doğru diyorsun. Neyse böyle bir adam var abi. Bu arada PUBG ile ilgili iki tane enteresan haber var aslında. İlki PUBG'nin CEO'sunun söylediği bir cümle. Adamlar şunu söylüyor abi. Biz PUBG'yi olabilecek tüm platformlara çıkartmak istiyoruz. Böyle çok bir talepleri var. Çok da doğal. Aynen öyle. Adamların oyunu her yerde konuşuluyor. Neden böyle bir potansiyeli kaçırsınlar? Yani. Neden Xbox One önce geldi sorusuna ise şöyle bir cevap vermiş. Tabii anlaşmaları vardır Microsoft'la ama PlayStation sıcak bakmamış. PlayStation sıcak bakmama sebebi ise bence daha ilginç. Bir sebep PlayStation şuna sıcak bakmıyormuş abi. Erken erişim muhabbetine sıcak bakmıyormuş. Yani oyunun önce çıkacak sonra toparlayacağım muhabbetini sevmiyormuş PlayStation. Yani bana yapacaksın ben öyle sunacağım. Hani benim oyunum budur diyeceksin ben öyle sunacağım diyor. Biliyorsunuz PUBG Xbox One'a hala erken erişim mantığında aslında çıktı. Tam sürme
Ocak'ta veya işte Şubat'ta 2018'in başlarında çıkacak deniliyordu. Evet, evet. Birkaç gün içerisinde, yani bir iki hafta içerisinde çıkacak diye biliyorum. Ben de öyle biliyorum ama PlayStation buna sıcak bakmadığı için hani Xbox tarafını tercih ettik gibi bir şey söylüyor ama PlayStation'a çıkartmak istiyorlar. Mümkün olan tüm cihazlar, Switch bile olabilir belki. Hatta bakarsan yani Nintendo'nun batıya yaptığı yatırımı düşünürsek. Bir de Nintendo dikkat ettiniz bilmiyorum, devamlı Battle Royale kafasında evet. Online oyunlar 2018 içerisinde çıkartmaya çalışacak. Çalışıyor. Öyle bir şeyi var, atılımları var. Adamlar oradaki eksikliği kapatmak istiyor. PUBG'nin bizzat gelmesi ama biraz zormuş gibi geliyor bana. Hani çünkü optimizasyon problemleri zaten güçlü donanımlarda bile yaşıyoruz. Hani el konsolunda... Özel bir şey. Ya sonuçta tabletler ve mobil için bile istiyor adamlar. Var. Yani gelmesi yeterli zaten. Oynanabilir olması gerekiyor. Gelsin zaten anında 1-2 milyon satıyor. Xbox'ta da hemen çatır çatır satıyor. Zaten mobile ne yapıyorlarsa onun bir upgrade'li versiyonu belki Switch'e çıkartacaklardır. Mobile'de çünkü bir sürü PUBG'ye benzer oyun var. Şu anda piyasada. Bizzat kendileri de hani Bluehole da yapmaya çalışıyor şu an diye biliyorum. Bir ortaklıkla beraber. Ya bu LoL'ün yaptığı şey gibi. LoL'in başta bir sürü LoL'e benzer oyun çıktı ya. Sonra LoL kendisi girmek istedi bu işlere. LoL ismiyle girmese bile girdi sonuçta yani. Mobiler sonra PUBG'de girecektir diye bir şey oldu. Dayı PUBG'nin bu yorumunun üzerine de şöyle bir haber var. Bu da ilginç bir haber bence. Lawbreakers diye bir oyun var. Hatırlayan var mı Lawbreakers'ı? Evet. Konuşulan da bir oyunda çıkmadan önce. İlginç oyun. İşte FPS, farklı bir tür, farklı bir kafa yapısı falan. İnsanlar betasını gördüğü anda bitti o konuşmalar gibi. Yani ben oyunu oynamadım bu arada. Oynadım ama hatırlamıyorum. Gerçekten çok oldu oynayalı. Sen belki biraz daha hatırlıyorsundur ama... Ya hatırlıyorum ben ama oynamadım yani. Adamların dağıtımını yapan işte şirketler, CEO'su şöyle bir şey demiş. Beklediğimizin çok altında tüm satışlar, tüm şeyler demiş. Ve bunun en büyük sorumlusu da PUBG demiş. Çünkü PUBG domine etti şu anda PC online oyunculuğunu ve... shooter olarak gelecek herhangi bir oyun şu anda hani çıkmak bile istemeyebilir PUBG'yi. Mantığından dolayı çekilebilecek bir yorum da yaptı abimiz. Evet. Yani biraz suçu PUBG'ye attı orada. Doğru suç yanı da de. Var, yanlış yanı da var. Etkisi var ama öyle bu kadar anlatacak kadar değil. Yani bence o şeyin problemi Overwatch'la kafa kafaya girmeye çalışmasıydı biraz daha. Yani Overwatch'ın var olması aslında satışları bence olumsuz etkiledi. Ki bir de mesela Paladin diye yine Overwatch'a benziyor ama ücretsiz olduğu için oradan yürüyen bir şey de var. Oyun. Niye Lawbreaker'ı $60 verip alayım dedi ki insanlar. İşte diyorum biraz insanlar. Mantaliteyi değiştirmek gerekiyor. Bir de hakikaten mesela firmaların şu olayını artık seviyorum. Zamanında bunu söyleyince ne düşünüyorduk bilmiyorum ama ben mesela şöyle diyordum eskiden. Abi bir tane oyun yapıyorsun. Oyun $60, $50. Online koyuyorsun tamam mı? Online'ı dandik oluyor. Ve yani insanlar genelde aynı anda 3-5 tane online oyun oynamıyorlar. Yani ya bir tanesine ya iki tanesine falan kalalize oluyorlar yani. Ya şu online oyunla sırf yapmak için uğraşacağına öyle bir single deneyimi yap ki adamlar almak için hakikaten sıraya girsinler senin oyununu. Ama yok illa online. Şimdi bak mesela durum o noktaya gelmeye başladı. Hakikaten de online oyun yapan firmalar biraz takozlamaya başladı rekabetten dolayı. Çünkü artık insanlar para vermek istemiyor. Çok büyük paralar vermek istemiyor online oyunlara. Eğer hakikaten oyunun top noktasındaysa para veriyor ama bir tık daha altındaysa ve senden daha iyi orada başka bir oyun varsa sana para vereceğine orada upgrade yapıyor gerekirse oraya bir daha para harcıyor adam. O yüzden indie oyunların single tarafta yükselmesini anlayabiliyoruz. Online oyunlarda tekerleşmeyi anlayabiliyoruz biraz. Fiyat politikalarının değişmesi lazım. Sen yani, bir konsol haberi vardı onu söylesene konsol abi. Konsol haberi şu var. Nintendo Switch'i hacklemişler. Artık 3. parti yazılımlar çalıştırılabilecekmiş. Tabii bu yasal bir şey değil. Bunların altını çizelim. Evet. Abi geçenlerde nerede müjde diye şey de paylaşıldı. PlayStation 4 de kırıldı. Jailbreak yolda gelebilir falan diye böyle bir... Ya PlayStation 4 bitecek ne? Hala daha tabii. Ya, yok şey bu işlerle uğraşan işte bir abi hani bir açık buldum gelebilir falan diye böyle bir şey yapmış. Müjde diye paylaşılmış bu da. Müjde. Hatta ana akım basında bir yerde mi gördüm? Çok üzerinde de durmadım falan deyip geçtim de. Baya böyle hani... yasal olmayan bir şeyi bayağı övülen hani ve açık açık övülen bir noktada görmüştüm. Şimdi abi biliyorsunuz yurt dışı alışverişlerinde vergi de geliyor %18. Evet. İnsanlar tekrardan bir bu tarz haberleri müjde olarak karşılıyor olabilirler. Evet, orada o dönem geçti tabii. Şey de yasal olarak konuşulması gereken bir konu değil mi? Nintendo Switch Türkiye'de resmi olarak yok ya. Evet ama bir mağaza satmaya da başladı resmi söyleyelim olarak olmasına söyleyelim hatta mağazayı da MediaMarkt satmaya başlamış ben gördüm. Ya, İthalatçı aracılığıyla getirebiliyorsun çok normal bence. Ama oyunları vergilendiriyor ya. MediaMarkt'ta. Tamam ürün var ama oyunlar var mı acaba? Oyunlarına bakmadım. Şey geçen çünkü bir... oyunsuz satıyordu konsolda. Kim dedi onu ya? Mesut dedi bir izleyicinin yorumu muydu hatırlayamadım ama tam kırılma haberlerin üzerine MediaMarkt'ın getirip satması da ayrı bir komediymiş şey öyle. Bu arada ben kırılma haberini çok önceden görmüştüm. Araştırıyorken değil bir yerde denk geldi. Müjde diye paylaşılıyor. Dedim ne olmuş ne müjdesi var. Zaten neyini kırdın? Zaten evet ben bayağı para gömdüm artık. Biraz daha erken kırsaydınız bari diye. Var olan neredeyse bütün oyunları aldı lan 25 tane oyun var. Çüş. Ne yaptın? 3 tane var bende.
Yok sende 3 tane ve toplamda 25 oyun var. Neredeyse hepsini aldın sayılır yani büyüklerin. Şeyi gördüm mesela, haberi gördüm. Baktım haberde şey yazıyordu hani. Evet bir kırılma var ama daha 3. parti yazılımlar çalışıp çalışamayacağım diye. Büyük ihtimalle kıracaklar. Tabii ya zaten bu ilk etapta olsa da emülatörcülere yarar. Daha çok nostaljik oyunların hepsini oynamak için. Tabii yeni yazılımların kırılıp, yeni oyunların kırılıp da Switch'e uyarlanması zaten şu anda patlıyor olacak bir şey değil. Tabii. Ya bir de ama mümkün. Neden mümkün? Çünkü online güç, mümkün, online evet. Yanında çok güçlü olan bir şey değil. Mesela PlayStation tarafında da geçti o işler dememe sebebi biraz şeydi yani. Online'a çok entegre. Evet, çok yani ne oynayacaksın? Hani tabii ki muhakkak bay oynayacaksın. Ben mesela Switch'i aldığımdan beri uçak modunu dışına çıkartmadım. Vallahi update hakikaten yani. Daha uçak moduna şarj bitmesin diye uçak modunu aldım. Hala da uçak modunda duruyor cihaz yani. FPS falan düşmüyor mu ya? Niye düşünmüyor yani, hiçbir şey? Yani ne bileyim takılma herhalde o zaman ona göre yapmışlar performansı. Yani çünkü uçak modunda kullanırsan birazcık da güç modunda da girer ya kısmen. Ha yok yok sen güç modunu almadım. Sadece şey uçak modu dediğim şeyi pardon. Wi-Fi falan kapatıyorum. Ha yani. Tamam. Full uçak modunu anladım, almıyorum. Anladım. Biraz uçak modunda da aldım lan aslında. Gücü keser mi ya öyle mi diyorsun? Ya, ufak tefek gerçi sadece doğru. Böyle bir şey demiyor. Düşük güç modu diye bir şey vardır ya onun için. Aynen. Böyle bir oyun cihazında güç düşeceklerini zannetmiyorum. Bu da Switch meraklıları için gelen bir haber olsun efendim. Fallout 4 New Vegas diye bir şeyden bahsetmiştim ya size. Evet, evet. Daha kaç zaman önce, 2 hafta önce falan herhalde. Daha kaç zaman dediğim. Abi Fallout 4'de New Vegas diye bir mod yapıyorlar. Fallout 3'ün sevilen bir aslında ek paketi diyebileceğim bir oyunu New Vegas. Fallout hayranlarının, RPG hayranlarının çok sevdiği bir oyun. Hatta Fallout 3'ten daha çok sevmişlerdi New Vegas'ı. Şimdi onun yeni grafik motoru olması amacıyla Fallout 4'ü uyarlıyorlar. Bethesda hala bir şey demedi. Yani herhalde çıkacak bu proje galiba. Çıktığı gün kapatıyorlar. uğraştırıyor insanları. Evet sonra kapatıyor. Bu Prey oyunu da yapmışlardı ya. Evet Prey ya. Diye bir oyun ismi. Prey oldu. For Prey. The Gods. Evet. O oyun da çok patates olacak gibi duruyor ama hadi bakalım. Ben bekliyorum ya bayağı. Bakalım. Şimdi Shadow of Colossus neyse ama evet. Konuşmayalım şimdi de. Fallout New Vegas'ın bir gameplay videosu da bir oynanış videosu da böyle 1-2 dakikalık çok bir şey anlatmasa da çıktı. Fallout New Vegas'ı aynen alıp Fallout 4'ü uyarlamışlar. Umarım sıkıntısız olacak proje. Ben çünkü Fallout New Vegas'ı tam bitirememiştim. Hatırlamıyorum da çok fazla. Bu modla beraber belki tekrardan bir girip oynayabilirim diye böyle bir düşündüm. Çok doğru bir düşünmüşsün. Mümkün. İşte Bethesda tarafından hamle gelmezsin. Evet Bethesda. Bethesda bu arada Obsidian'e güvenmiyormuş bir RPG oyunu için. Bırakmayacakmış Obsidian'e. Nasıl bir açıklama abi? Öyle bir haber gördüm dedikodu abi. Dedikodu gibi öyle bir söyledi. Kendileri çok iyi yapıyorlar da sanki. Ya Obsidian'da bir şey bırakmayacaklarmış yani. Hani normalde bir Obsidian'da onların bir bağı var ya işte. Fallout yapıyorlar Obsidian'a veriyorlar Obsidian'da. İşte Obsidian sanki şey gibi değil mi? Böyle yedek golcü gibi. Hani mesela bir oyun yapıyorlar. Tamam mı? Oyunun devamını Obsidian'a veriyorlar. O yapsın diye. Yani mesela KOTOR 2 Obsidian'ın yaptığı bir oyun. Efendim söyleyeyim New Vegas Obsidian yaptığı bir oyun. Yani büyük ihtimalle Bethesda şeye uyuz oluyor. Herkes New Vegas'ı daha çok seviyor ya. Hani ondan bir uyuz olmuş olabilirler belki. Ya uyanamadılar mevzuya. RPG yanı ağır olanları daha çok beğendi insanlar. Ama şöyle tam tersi var. RPG yanı ağır olanları daha çok beğenmelerine rağmen Fallout 3 kadar yani Bethesda şeyi iyi ayarlıyor. Ana akım oyuncularla hardcore RPG'ciler arasındaki şey hani hem satsın istiyor oyunlar hem de RPG'ciler üzülür. Abi mesela, o zaman sevmemezlik etmeyeceksin demek ki. Yani. Burada yan ürün diye o fazladan da bunu satacağız sevenlerine diyeceksin. Geçeceksin yani bu kadar. Obsidian'ı öden çıkartıp biz bunlara oyun vermeyeceğiz demek aslına bakarsan adamları birazcık kötülüyormuş gibi. Yani sanki kötü bir iş yapmışlar da falan gibi. Yok. Çekemiyoruz diyeceksin o yani, zaman. Yani neyine güvenilir Obsidian'cıyız ulan. Yani paraları cebine mi indiriyor? Haberi okumadım. Yani. Detaylarını okuyacağım. Sadece başlığını gördüm. Hala bunu paylaşacağım bir haber değil. Başlık gördüm. Beş ay yapmadım yani. Belki yaptıkları altında... işler belli sonuçta. Belki de başka şeyden dolayıdır. Hani şu ya, tabii canım. Muhakkak bir şey vardır. Ama zaten Obsidian'da kendi projelerinde hala duyurulmamış birkaç RPG oyunuyla vesaire tabii, falan devam ediyor. Canım. Hani ona da bakın yani. Onlara da bakın. Mesela Bethesda'nın Fallout 4'te yaptığı o şey... diyalog sistemi nedir abi ya? Yani rezalet diyalog sistemi vardı ya. Hani hiç yakıştıramadım Bethesda'ya. Yani çok güzel çalışan bir sistemi bu kadar kötü hale getirmeleri saçma yani. Evet ya kimsenin şikayet etmediği bir şeyi niye böyle bir hale getirdiler ben hala anlamıyorum. İşte çok casuallaştırmaya çalıştılar ya. Ve tamam modu abi. Var modu çok daha güzel yapıyor ya. Evet evet zaten satıyor yani. Hani evet. Daha ne kadar kime satacaksın lan? 5 yaşındaki çocuğa da satmayı ver o da anlamayı versin. Yani biraz daha asıl o derin şeyleri tutmak lazım. Evet, satacağız abi. Diye işini... Seni zaten sulandırmamak lazım. Olayın o yani hani bir o artık bir noktada RPG öğeleri güçlü bir oyunsun sen de ve diyalog yes diyorsun adam 3 satır konuşuyor. Ne dediğinde hiçbir fikrin yok yes derken yani. Evet yani bayağı komik bir durum vardı. Karakterin mesela seslendirmeli olmasını da sevmedim ben istemiyorum artık. Saçmaydı böyle. Yani çünkü kafanda yarattığın o imaj olmuyor biraz yani. O yüzden Bethesda bunları not almışsındır diye tahmin ediyorum sen de. Yani VR yapacağına bunlara çalış. Evet abi.
Bugünlük haberlerimiz bu kadar sevgili arkadaşlar. Bu şey abiye bakın abi, ilginç bir abi. İstiyorsanız da $2,495 bana size galiba bana reklam falan veriyorlar, evet, bayağı bana övdünüz. O 2500 dolar var ya, 5 dolar işte bende kaldı. Kirazoğlu payı. Aynen, bir Kirazoğlu sus payı olarak. Efendim bizden bu kadar şimdi. Kendinize bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.